Ya gerçekten ben mesela sana şeyi sorayım. Sen yani önceden de konuşmuştuk bu kadar gündeme gelmeyi falan beklemediğini zaten böyle bir hesabının planının olmadığını zaten söylemiştin. Abi senin yani dizide bile şey yapmışlar şimdi. Parodisini. Parodini falan yapıyorlar. Yani bilmiyorum bir tane senaristin işi midir falan da yani yine pek olağan bir şey değil böyle bir durum. Garip bulmuyor musun? Ya şöyle kendim açımdan garip buluyorum. Yani yaşıyor olduğum için, ben olduğum için garip buluyorum. Diğer taraftan da bak yani yeni nesil belgeselcilik, yeni nesil bu tarz konsept içerik üreten tek kişi ben olduğum için artık karikatürize olması, yani kelimenin tam anlamıyla sadece avatarım değil. Karikatürize bir şekilde bu işin temsilcisi gibi durmak garip de gelmiyor açıkçası herhalde. Anladım. Biraz da boşluk varmış demek ki buralarda. Geçen kimle konuşuyordum? Ya Burak da konuştum mevzuları da işte. Herkesin bir işi yaparken örnek aldığı insanlar vardır. Burak bizim sakin ol Burak. Burak sakin ol aynen. Evet. O zaman da Michael Moore'yu örnek göstermiştim ben. Fahrenheit'i biliyorsun. Fahrenheit 9/11. İzlemişsindir belki. Mesela ben Michael Moore'u hep çok örnek aldım. Çok kişi anlayamadı ama yani onun kullandığı sarkastik sivri bir dil var belgesellerinde. Ben de mesela onu kullanmaya çalıştım. Kullanıyorum yani kendi stilim olsun diye uğraştım. İnsanlar onu garip karşıladı ilk başta herhalde biraz. Onu anlayamadılar. Daha resmi bir belgeselcilik beklediler. Böyle 90'lardan 2000'lerden kalma gibi. Ama niyet baştan beri o değildi yoksa ben de biliyorum şey yapmasını. 14 Ağustos 2015 tarihinde falan diye. Ben de biliyorum ya aslında. Bu şey değil. Matah bir şey değil. Ya işte kombine ettiğin zaman işte gerek artikülasyon gerek işte avatar gerek konsept gerek işte arkada kullandığım müziklerden küfrüne öz sözlerine kadar herhalde karikatürize bir tip olduğu için insanların aklına kalıyor. Evet, Tahmin ediyorum ki kalıcı bundan oluyor. dolayıdır. Bunun da etkisi var tabii ki de. Ya özellikle ya şey işlerini ben hakikaten seviyorum. Yani yüzüne karşı övmek olacak ama hak ediyorsun. Yani derinlemesine mesela bir şeyi araştırıyorsun filmi. Midnight Express mesela geçenlerde yaptığın video çok hoşuma gitti. Baştan sona öncesi sonrası ardından bunun etkileri falan böyle hani keşke şey imkanı olsa diyorum. Yani devletin var böyle bir imkanı. Devlet böyle bir imkanı kullansa mesela o film Türkleri tamamen bir karalama, aşağılama filmi. Şimdi senin bu filmi debunk etmen doğru ifade değil mi? Debunk Debunk ediyorsun etmen burada da. bunun Ya mesela bir aslında debunk da etmiyorsun İngilizce yani tezlerini ciddiye almıyorsun. Biraz evet. Çok ciddi de değil zaten yani aslında resmen. oradaki mevzu neydi biliyor musun? Benim asıl mevzu. Ne abi? Amerika Birleşik Devletleri bizim ilişkimizi haşhaş krizi üzerinden anlatmak. Bunun içerisinde o film çok net bir örnekti. Evet. Dedim bunu bir harmanlayayım. Böyle bir şey çıksın ortaya. Hikaye anlatımına dikkat ediyorum bu arada. Bilmiyorum insanlar ne derece fark ediyor da. Farkındayım ben. Evet. Şeyin de farkındayım. Bir ritim de var aslında. Yani bilmiyorum ben mi öyle bir çıkarımda bulundum da özellikle o videoda değil belki kimi başka videolarda sanki böyle uzun bir nasıl diyeyim rap klibi gibi mi diyeyim anlatabiliyor muyum? Yani müzik Biliyorum. eşliğinde böyle punchların geldiği falan böyle Evet biraz öyle doğru düşünmüş. hissediyorum yani. Doğru benim yani ben Almancı kökenli olduğum zaman rap'le şey oluyor. Battle rap'le içli dışlı oluyorsun zaten ister istemez. Benim playlist'im full rap zaten. Hani işin Öyledir. içerisindeyim. Evet. İlk MPC'mi aldığımda bayağı gençtim. İlk kendi sample'ımı yaptığımda, kendi beat'im yaptığımda bayağı Harbi gençtim. mi? Evet. İlk ilgilendiğim şey odur. NPC'mdir. Akay'dan. Dolaylı Bir olarak da gün bunu duyabilir miyiz? Yok hayır. Yok hayır. Ama işin içerisindeyim. Varım yani. Dolaylı olarak da evet o flow yani flow derken şey hani şey manada değil. Rap flow manasında değil ama konuşurken sende bir flow Beat. oluşuyor. Ha, aynen Nerede flow. nasıl tonlayacağını, nereye bağlayacağını falan iyi biliyorsun veya timing de önemli. Ya bu şeyde de öyle. Mesela tiyatroda falan da öyledir. Timing önemli. Ne zaman neyi tam olarak söylediğin. Yani çok güzel bir cümle bir yarım saniye önce söylesen aynı etkiyi yapmaz.
veya bir yarım saniye sonra söylesen aynı ağırlıkta olmaz. Bu biraz bilmiyorum, insandan insana değişiyor. Hani bazıları var çok hızlı konuşur, bazıları var çok ağır konuşur, böyle çok rahatsız edici konuşur. Bazıları var zamanla oturur. Mesela ilk başlarda bu şey videolar hazırlarken ben de nasıl konuşacağımı bilmiyordum açıkçası. Hani nasıl seslendireyim, nasıl bir karakter olsun, yüksek mi konuşayım, bağırayım mı, çağırayım mı, ineyim mi, normal mi kullanayım. Şimdi yayınlarda kullandım, normal sesim biliyorsun. Videolarda Evet. kullandın, o şekilde olmuyor. Hani daha enerjik bir ses tonuyla anlatıyorsun veya şeye göre değişiyor. Erlik sesini kalınlaştırmayı unutuyor falan. Bir de şey değiş, benim ses range'im geniş. Ben çıkabilirim, inebilirim. O benim keyfimle alakalı bir şey. Aynı tonda bir insan değilim. İnsanlar onu, o yüzden beni çok şeye benzetiyorlar. Bir ona benzetiyor, bir ona benzetiyor. Halbuki o iki sesin birbirleriyle alakası yok. Evet. O tamamen benim yüksek ve aşağıya inmemle alakalı. Hangisine denk gelmişsen artık. Şeyi çok beğenmiştim ben mesela. Bahadır'la yaptığınız düeti. Industry Baby. Bayağı iyi yapmışsınız abi. Tebrik ederim. Ya onu da hangi çocuk yapmıyor? O iyi yapmış bu arada, söyleyeyim yani. Hiç Evet. AI'ları dinledim biraz da, o tam O oturanlardan biri bayağı iyi. şeydi. Aynen öyle. Oydu. Bahadır'ın kısmı da iyi oturuyor. Bahadır da iyi yapmış. Evet. Korkutucu bir noktada tabii kendi sesini şey yapmak.